Herkese merhabalar. Bugün sizlere çok kolay, pratik bir şekilde hazırlayabilecek bir tarif vermek istiyorum. Buna nereden karar verdim? Evdeki bayat ekmeklerden. Onları değerlendirmek istiyorum. Kafamda bir kurgu yaptım. Bakalım inşallah güzel olur. Şimdi malzemeler. Evet, malzemelerimiz ekmek. Bayat ekmek olursa daha iyi olur. Hem değerlendirmiş oluruz. Yumurta. 2-3 fark etmez ne kadar isterseniz. Ben biraz yeşillik yıkadım. Dereotu ve maydanoz. Biber, domates, yumuşak bir domatesim vardı. Biraz peynir ayarladım. Şu şekilde kahvaltılık bir baharatım vardı. Onu koyacağım. Susam ve çörek otu atacağım. Hem tereyağı koyacağım hem de zeytinyağı koyacağım. Ekmeklerimi de şu şekilde doğramaya başladım. Önce dilimliyorum. Daha sonra küp küp doğruyorum. Evet. Sonrasında da hepsini birleştirip fırına atacağız. Hadi bakalım. Şimdi domatesimin kabuğunu soyacağım. Daha sonra biberlerimi halledeceğim. Daha sonra yeşilliklere geçeceğim. Ve doğrama işini bitirdikten sonra diğer malzemeleri atıp karıştıracağız. Evet. Kabıma sığmadı. Ben kap değişikliği yaptım arkadaşlar. Şimdi burada neler görüyoruz? Hemen şöyle kaşıkla bakalım. Ekmeğimiz burada, domatesimiz burada, yeşilliklerimiz burada şu anda. Şimdi buna kırdığım iki yumurtamı döküyorum. Evet, ardından dediğim gibi şöyle peynirlerim vardı. İstediğinizi kullanın arkadaşlar. Şunları atalım. Ben ekstra üstüne bir de şöyle ince şekilde kaşar peyniri de kesin. Daha sonra kapattığımda üstüne koymak istiyorum çünkü. Evet, şimdi susamımızı dökelim. Bu taraf doğru değil. Buradan da çok gider diye tedirgin oldum ama. Mecbur şöyle. Susamı çok seviyorum. O yüzden buna da yakıştırıyorum. Daha sonrasında kahvaltılık baharatım. Bunun içine bir sürü karışım var. Yeterli. Şöyle şu kadarcık da bir çörek otu var. Hepsini döküyorum. Evet, şimdi de zeytinyağımızı ekleyelim. Kafamıza göre. Ne kadar istersek, ne kadar seviyorsak. Bu şekilde. Nefis. Şöyle biraz da tuz ekliyorum. Yani peynirler de tuzlu ama birazcık ekmekte fayda var. Ardından karıştırıyoruz. Şimdi güzelce karıştırdık. Bunu istediğimiz bir fırın kabına aktarıyoruz ve sonra fırına gidiyor. Tata, sıkı bir şekilde bastırarak yerleştirdim fırın kabına. Üstüne de küçük küçük tereyağı parçacıklar ekledim. Şunlar, 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 şunlar vesaire. Aslında bunlara gerek yok ama daha çok lezzet olsun diye ben koymak istedim. Bir de kızımın da artık yani yaklaşık 4 aydır süt alerjisi, belirtisi kalmadı gibi bir şey. Çok şükür Rabbim bu dertle uğraşan herkese güzel günlerini göstermek nasip etsin diyelim. Ve onunla ilgili de ayrıntılı bir video çekmek istiyorum. Alerjiyle ilgili neler yaptık, nasıl oldu, nasıl bitmeye başladı. Tam olarak bitmiş değil ama bitti gibi bir şey çok şükür. Neler oldu onları da anlatmak isterim. Şimdi fırınımıza göndereceğiz. Fırınımızı önceden
Ben 190-200 derece arasında ısıttım. Şimdi onu koyuyorum ve üstü kızarana kadar peynirler arasında, zaten hepsi aslında pişmiş ürün. Sadece yumurtamız pişecek içinde. Bunlar da herhalde bir 10-15 dakikaya pişmiş olur. Evet. Ve fırından çıktı. Mükemmel gözüküyor. Evet arkadaşlar. Börek gibi oldu. Şimdi servis tabağımızı alalım. Kesecektim ama direkt kaşıkla bile koyabiliriz. Ne oldu anneciğim? Bir kucak delisi kızınız, oğlunuz varsa beni çok iyi anlarsınız. Evet, alıyorum. Dumanı üstünde. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.